arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir yeni doğan şapkası öreceğiz yeni doğan şapkamızı örmek için şapkamızın arkasından başlayarak şu şekilde dolaşarak turlarımızı tamamlayıp şapkamızın yan kısmını örmeye başlayacağız en son bağcıklarımızı örerek şapkamızı tamamlayacağız hemen ölçümüze bakmak istiyorum şu şekilde ikiye katlayalım 16 santim en son kirpiklerimizin yani bu dilimlerimizin bittiği yer 14 santimde tepe noktasından alt noktaya kadar olan kısım Evet şapkamızı hemen arka kısmından örmeye başlayalım kolay gelsin lif ipi ile yeni doğan beresi çalışması yapacağız şöyle başına bone tarzında olan berelerden çalışacağız ve 3 numara tığımı kullanıyorum Dilediğiniz marka ve ürünleri tercih edebilirsiniz. İlla lif ipi olması da şart değil. Bebe yünleriyle de örebilirsiniz. Ben sadece bir değişiklik olsun, alternatif olsun isteyen arkadaşlarımıza diye çalışmak istiyorum. Şimdi zincir çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 19 ve 20 20 tane zincirimi çektim 20 zincirimizi geriye dönerek çalışıyorum 1 2 3 4 4. zincir yuvasına geliyorum atıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum sırası ile diğer zincir yuvalarına da atıyorum ve başlangıç noktama kadar geliyorum her bir zincirimize birer tane örelim. Atlamayalım zincirlerimizi belirli bir şekilde sırayı takip edelim. İkili trabzanlarımızı gördüğünüz gibi örmekteyiz. Şu şekilde sıra başına doğru gelelim. Şöyle sayalım. Zincirimizle döndüğümüz yerden başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. 18 tane trabzanımız oldu. Şimdi şuradaki ilk trabzanımızın olduğu yere birazcık daha trabzanımızı örelim. 7 tane trabzan örelim. Bir köşemize batıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımızı tam döndüğümüz noktadaki trabzanımızın dibine batarak ördüm 2 4, 6 ve 7. Şimdi bir tane trabzan tam karşısına batıyorum. Ve devam ediyorum. Birer birer karşılıklı trabzanlarımı örüyorum. İpimi de ardından götürmek istiyorum. Her bir trabzanımızın karşısına bir tane trabzanımızı örelim. Ve sıramızın başına kadar gelelim. Evet en son trabzanımızın üzerine de batalım. Karşılıklı bütün trabzanlarımızı örmüş olalım. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. En son trabzanlarımı tamamladıktan sonra 1, 2, 3 çeviriyorum örgümün yönünü ve birer birer trabzanlarımı tekrar örmeye başlıyorum. 7 tane artış yapmış olduğum trabzanıma kadar birer birer örüyorum. Herhangi bir işlem yapmadan her birinin üzerine birer birer batarak ilerlemekteyim. Devam edelim. Artış yerime geldiğim zaman yani 7 tane trabzanımızın üzerine geldiğimiz zaman tekrar artışımızı yapmaya başlayacağız. Evet sayalım. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen şuradaki başlayacağım trabzan artış yapmış olduğum trabzanlarımızın ilki. Hemen 2 tane trabzanımı örüyorum. 1, ve 2 altta 7 tane örmüştük onun ilkini ördüm şimdi sıradakini yine iki defa örüyorum 1 ve 2 bir sonrasında yine iki defa örüyorum 1 ve 2 bir sonrasında yine iki defa örüyorum 1 ve 2 yine devam ediyorum 1 2 artışların bitene kadar 2 2 örüyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 Şuradakini görmemişim biraz önce. 7 tane trabzanımızı çifter çifter ördük. İkişer ikişer toplamda 14 tane trabzanımız oldu. Ve dönüyorum. Bakın tekrar sayacak olursak 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi kalan trabzanlarımı birebir olarak örüp bitiriyoruz. Örerek bitiriyoruz. Uca kadar birer birer gelelim. Evet sıramızı tamamladım. 17-17 trabzanlarımız var. Burada da 14 tane trabzanımız var. Sayımızı karıştırmadan devam edelim. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi tekrar çekiyorum. Döndürüyorum. Birer birer trabzanlarımı yine örüyorum. Birer birer bakınız. Tekli trabzanlarımızı tek olarak örelim. burası bone tarzı bebek şapkamızın arka kısmını oluşturacak olan bölümümüz. İstediğiniz genişliğe gelene kadar öreceğiniz yaş grubuna göre ayarlama yapabilirsiniz. Yani daha büyük ya da daha küçük ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben ilerlemekteyim. Artış yerime kadar birer birer ilerliyorum. Artış yerine bir tane trabzanım kalmış. Onu da örüyorum. Şimdi bakınız iki tane trabzanı ördüm. Trabzanımız birincisi. Bakınız 2-2-2 olarak ördüğümüz yerin ilkini iki tane örüyorum. 1 ve 2. Yine artışımı yapıyorum. Yanındaki ilkin yanındaki yani şöyle V gibi olanın ikincisine bir tane trabzan örüyorum. Diğer V gibi olanın ilkine 2 tane tırabzan, 1 ve 2, bir sonrasına bir tane tırabzan. Yani altta her bir tırabzanımızı 2-2 iki iki artmıştık. Yukarıda ise bir tırabzanımızı ikili, bir tırabzanımızı tekli olarak öreceğiz. 2-1, 2-1 şeklinde artış yerlerimizi tamamlayacağız. Sıramızın başına kadar geldim. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize şöyle bir bakalım. Bir sıramızı ördük, döndük, karşılıklı bir sıramızı tamamladık, ikinci sıramızı tamamladık ve üç sıramızı şu şekilde tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza başlıyoruz. Dördüncü sıramızda birazcık işlemimizde değişiklik yapacağız. Bir tane zincir çekerek başlıyorum. Bakınız, bir zincirimi çektim. Sıradaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Şöyle çok sıkıştırmayalım. Biraz rahat batalım ki üzerine işlem yapmamız kolay olsun. 1 ve 2. 3.'üye batıyorum. 4. trabzanın üzerine sık iğne batıyorum. 5. 6 ve 7. 7 tane trabzanımızın üzerine sık iğnemizi ördüm. 2 4 6 ve 7. Şimdi tığımın başını doluyorum. 7'den sonra trabzana çeviriyorum. 1 2 Ya saymaya gerek yok. Yukarı artış yerimize doğru gelelim. Çünkü artış yerimizin etrafında işlemimizi yapacağız. Aşağının da 7 olduğunu unutmayalım. Aradaki trabzanlarımız ikili trabzan şeklinde devam edecek. artış yerimize kadar ilerleyelim. Bakınız artış yerime gelmek üzereyim. Şimdi biraz önceki yapmış olduğum işlemimin aynana tekrar ediyorum. Artış yapmış olduğum V'nin ilkini 2, iki, ikincisini tek. İl, teki 2, diğerini çift. Yani bir tek bir çift olarak trabzanlarımızı örelim. Şimdi başlıyorum. 1, 2. Çift ördüm. Yanındakini Tek. Bir sonraki trabzanımı artışımı yapıyorum. Çift olarak örüyorum bir ve batıyorum iki. Yanındaki tekrar tek. Yanındaki çift bir ve iki aynı yere bir tek. Şimdi yaptığımız işlemimize bir bakalım. Sık iğnelerimizi örerek geldik. Tam 7 tane. Yukarıya doğru ördüm. Artış yapmış olduğumuz noktanın ucundakine bir çift bir tek. Bir çift bir tek tıpkı alt sıradaki işlemimiz gibi buradaki en son artışımız yapana kadar yani artışımızı tamamlayana kadar örerek bitirelim bir tek bir çift bir tek bir çift olarak artış yaparak gelelim şimdi sıra çiftte bir iki dönüyorum bir dönüyorum dönüyorum çift ördüm tek bakın bir tek bir çift tek çift ikişer trabzan örerek geldim şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane trabzanım kalmış 2 tanesini örüp 7 tanesini sık iğne yaparak bitirmek istiyorum 1 ve 2 2 4 6 7 Evet geri kalan trabzanlarımızı sık iğne yaparak bitirelim. şöyle rahat rahat yapalım çok sıkıp ilmeğimizi örmemizi zorlaştırmayalım ve en son batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip arkasını çeviriyorum ve başlıyorum sık iğnelerimin üzerinden birer birer örüyorum 1 bir, 2 saymamıza gerek yok bütün gördüğümüz hem sık iğneler hem trabzanlarımızın üzerine birer trabzanımızı örerek tamamlayalım trabzanımızı örüyoruz bakınız bu kez artış yapmıyoruz sadece birebir trabzan olarak devam ediyoruz. Şapkamızın hmm. arkasının yuvarlak dönen kısmına bakınız birer birer örerek ilerlemekteyim. Tepe noktası artışlarımızı yapmıştık ilk başladığımız andan itibaren bu sıramızda artış yapmadan birer birer trabzanlarımızı örelim her birine bir tane trabzanımızı batarak ilerlemekteyim ve sıramın ucuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Çapkamızın arkasını hazırladım. Hemen ölçelim. Çünkü farklı iplerle ördüğümüz zaman bazen çok büyük ölçü olabiliyor. Kalın iplerle ördüğümüz zaman 13 santim diyelim. Bakınız 13 santim uzunluğu. Eğer kalın iplerle örmüşseniz 13 santim ikinci sırada bile olduysa bırakabilirsiniz. Bakınız 11 santim de eni. Şimdi ölçülerine de baktıktan sonra modelimizi uygulamaya başlayabiliriz. 3 tane zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3. Döndürüyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum. Bir zincir bir trabzanı ördüm. Şimdi bir iki tane atlıyorum. Üçüncü trabzanımın içerisine gelerek bir tane trabzan örüyorum. Yanına bir trabzan daha ilave ediyorum. 1 zincir çekip aynı yere 2 tane daha trabzanımı örüyorum. 3 zincir hemen yanındaki trabzana bir tane daha trabzan ekledim 2 atladım 3üncü trabzanımın üzerine 2 trabzan 1 zincir 2 trabzanımı ördüm. Şimdi zincir çekmeden araya herhangi bir işlem yapmadan 1 2 atlıyorum 3üncü trabzanımın üzerine gelerek bir tane trabzan örüyorum 1 2 ve 3 tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine 2 tane trabzanımı örüyorum 2 zincir bir tane zincir çekiyorum aynı yere tekrar 2 tane trabzan tığımızın başını dolayalım 1 2 atlayıp 3. trabzanımın üzerine bir tane trabzan tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine çift olarak trabzanımı 1 zincirimi tekrar çift olarak trabzanımı örüyorum Bakınız işlemimizi bu şekilde devam ediyoruz. Sadece başlangıçta iki tane trabzanı yan yana çektik. Diğerlerinde iki trabzan, bir zincir, iki trabzan ve bir trabzan ve iki trabzan, bir zincir, iki trabzan şekliyle bütün etrafı dolaşalım. Uçu noktada görüşelim. Bütün dolaşalım aynı şekilde. Sıramızı iki trabzan, bir zincir, iki trabzan ve bir tane trabzan olarak örüp tamamladım. Bakın hemen şu şekilde büküldü. Şapkamızın formuna girdi. Şimdi en son yerde bir tane zincir fazla kaldı. Önemli değil. Bir tane ileriye geçtim ve iki tane trabzanımı burada ayarladım. Şimdi ikinci sırasını örmeye başlayalım. Üç tane zinciri bitiş yönünde çekiyorum. Bir, iki ve üç. Dönüyorum. Buradaki görmüş olduğum trabzanımın üzerine batarak. Örüyorum iki tane trabzanım ve bu iki trabzan bir zincir iki trabzanın içerisindeki bir zincirin içerisine giriyorum yine aynı kurulumu yapıyorum iki tane trabzanımı bir zincirimi tekrar iki tane trabzanımı kuruyorum 1 ve 2 burada görmüş olduğumuz tek trabzanımı dış kısmına şapkamızın dış kısmına kabartı olacak şekilde örmek istiyorum. Onun için dış kısmı bu tarafta olduğu için şimdi de içini ördüğüm için arkadan giriyorum dışa kabartacak şekilde duruyorum. Bu örgümüzü ördüğümüz zaman yönümüz alış yönümüz değişecek. Bakınız şimdiki sıramızda arkadan giriyorum arkadan ve trabzanı bu şekilde örüyorum dışa kabartı olarak oluşmasını sağlıyorum. İki tane trabzanımın içerisine 1 ve 2 bir zincir. Tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Arkadan bakınız şu şekilde giriyorum. Trabzanımı ittirerek dışa doğru kabartı oluşmasını sağlıyorum. Ve iki tane trabzanımı ardı ardına örüyorum bir zincir tekrar iki tane trabzanımı örüyorum tekli trabzanıma geldi ardından takıyorum tığımı ve bu şekilde örüyorum dışa kabartılı bir şekilde durmasını sağlıyorum ve bu şekilde ikinci sıramızı tamamlayalım sıramızı tamamladım 3 tane zincirimi bitiş yönünde çektikten sonra yine aynı işlemlerimizi yapmaya başlıyorum Trabzanımın üzerine trabzanımı ördüm. Zincirimin içerisine iki trabzan, bir zincir, iki trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 Bu kez bakınız dışa kabartılı düz yönde ördüğüm için düz yönde tığımın başında doluyorum. Hemen yandan giriyorum. Yandan bu şekilde girerek kabartımı tekrar düz yönde devam etmesini sağlıyorum. Tekrar 2 tane trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Tığımın başını doluyorum. Tek trabzanımı yandan giriyorum. Şapkamızın düz yönünde. 2 trabzan, 1 zincir, iki trabzanımı tekrar örüyorum. Yandan giriyorum. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta düz yönden bu tekli trabzanlarımızı yandan alıyoruz. İçten ördüğümüz zaman ise şu şekilde arkadan şöyle arkadan girip ittiriyoruz bakın dışa doğru. Düz yönden yandan girerek alıyoruz. İçten öreceğimiz zaman arkadan Trabzanımızı ittirerek dışa kabartılı bir şekilde durmasını sağlayalım ve birkaç sıra aynen bu işlemimizi tekrar edelim. Şapkamı istediğim ölçüye ulaşana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane modelimizi uyguladım. Şöyle santim olarak ölçüsüne bakalım. İpimiz lif ip olduğu için daha küçük duracaktır. Tam 9 santim. Bakın her bir sıramız 1 santim olmuş. 9 santim ördükten sonra şimdi uç kısmını örmeye başlıyorum. En son trabzanım örüp 3 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Yine aynen yanındaki trabzanımı örüyorum. Ortaya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bakınız 7 tane trabzanımı ördüm. 7 trabzanımı ördükten sonra hemen ortadaki bu görmüş olduğum trabzanın yani arkasından ve önünden sürekli aldığımız trabzanımızın üzerine batıyorum. Ve tekrar tığımın başını dolayarak ortaya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir öncesi sıramızda da 7 tane örmüştük. Bakınız 2 4 6 7. Şimdi de 2 4 6 7 ördüm ve aradaki tek trabzanımızın üzerine batıyorum ve diğer buradaki modellerimizin hepsine de 7 tane trabzan olarak örüp uç noktaya kadar geliyorum uç noktaya kadar 7'şer trabzan ördüm tek trabzanın üzerine batarak geldim şimdi en son noktadayım en son noktada ikinci trabzanımızı bakın başlangıçta direkt trabzan olarak örmüştük yine aynı şekilde trabzan olarak örüyorum 1 ve 2 Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum şapkamın. ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane sık iğne. Her bir trabzanımın içerisine bir tane sık iğnemi örerek diğer uca kadar ilerliyorum. Bakınız çok sıkıştırmıyorum. Gayet yumuşacık alıyorum. Yumuşak yumuşak alalım. Batmış olduğumuz noktanın hemen bakınız yanına battım. Diğer yanına birer birer şu şekilde trabzanımızın üzerine sık iğnelerimizi yaparak ilerleyelim. Şöyle buradan görüntüsüne bakalım ve tamamlayalım. Evet uç noktamızda sık iğnelerimizi gittik. Gayet güzel bir görüntü kazandı. Şimdi zincirimizi çekerek bağcık kısmını örmek için başlıyoruz. Bağcık kısmı ne kadar uzunlukta isterseniz o kadar zincirimizi çekebilirsiniz. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 bakınız gevşek çekiyorum. 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 tane çektim. Birazcık daha çekmek istiyorum. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve 40 yeterli. Çok da uzatmayalım. 40 tane zincirimizi çektikten sonra 1, 2, 3, 3 tane geri geldim. 4. batıyorum. Bakınız 4. bir tane trabzan örüyorum. Trabzan örelim. Çok ince zincir olmasın çocuklarımızın boynunda her bir zincirimizi birer trabzanımızı örerek başlangıç noktamıza kadar devam edelim bakın her birine birer tane zincir çekiyorum tabi daha uzun örmek isterseniz daha uzatabilirsiniz şimdi trabzanlarımızı örerek başa kadar gelelim Evet trabzanlarımızı birer birer örerek geldim şimdi e, ölçelim kaç santim olduğunu şöyle bıraktığımız zaman 18 santim bağcığımızın uzunluğu şimdi örgümüze devam edelim tığımın başını doluyorum hemen sık iğnemin üzerine batıyorum tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzana gidiyorum tek seferde çekiyorum bir daha aynı yere batıyorum tek seferde çekiyorum diğer trabzana tek seferde çekiyorum ve bu şekilde uca kadar örelim Evet zincirimin üzerine trabzanlarımı örerek gelmiştim bakınız çok hoş bir görüntüsü var çeviriyorum bütün sık iğnelerimizi tamamladıktan sonra uç noktadayım. Tıpkı burada çektiğimiz gibi zincirimizi çekeceğiz. İstersek aynı sayıda istersek birazcık daha fazla sayıda çekebiliriz. Hemen zincirimizi çekmeye başlıyoruz. Zincirimizin üzerine trabzan yaparak döneceğiz. Ve şapkamız tamamlanmış olacak. Çok tatlı oldu şapkamız. Evet dilediğimiz yaş grubundaki yeni doğan işte aylar bir yaş şöyle hemen kafalarına takıp giydirebileceğimiz çok şık şapkalarımız. Evet zincirimi çekiyorum. Konuşurken saymadım tabii ki zincirimi. Göz kararı uygulayacağım. Hemen şöyle bakıyorum. Evet birazcık uzun olmuş birkaç tane geriye dönünce pek fark eden bir şey olmayacak. 1, 2, 3 ve dördüncüye gelerek batıyorum. Yine zincirimin üzerine birer birer trabzanlarımızı örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim. Bakın birer birer örüyorum. Böyle minik şeyleri örmesi çok zevkli miniklerin kendileri de çok tatlı olduğu için kıyafetlerini örmek de çok hoş olmakta Evet trabzanlarımı zincirimi tamamlayana kadar devam ediyorum Evet şapkamızın bağcıklarını da tamamladı. Kullanılmaya hazır hale geldi şapkamız. Evet bir çalışmamızın daha sonuna geldik sevgili dostlarım. Tekrar görüşünceye kadar sağlık, sıhhat ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere.